Merhaba sevgili Fobito takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte en iyi 5 ekran videosu kaydetme uygulamasını tanıtacağız. Evet arkadaşlar, hemen niye 5 tane onu söyleyeyim. Bu uygulamalar cihazdan cihaza ve işletim sisteminden başka işletim sistemine göre farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle siz de bunlardan bir tanesini deneyip telefonunuzda en stabil çalışanıyla hayatınıza devam etmenizi öneririm. Bunların hepsi Android 5.0 ve üstünde bu arada rootsuz çalışıyorlar. Ben hemen AZ Screen Recorder ile olaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, uygulamayı açtığınızda ekranınıza şöyle bir ikonlar geliyor. Bunlardan işte bir tanesi ayarlar. İşte kaç FPS'de kaç saniyelik video çekeyim. İşte çözünürlük ne olsun. Ivır zıvır gibi şeyler. Bunları zaten görürsünüz. Direkt şu kırmızı ikona dokunduğunuzda ekran kaydı 3 saniye içinde başlıyor şuradan gördüğünüz gibi. Şu anda ekran kaydı açık. Mesela şöyle bir sağ yapalım. Şöyle bir sol yapalım. Ne bileyim, dosya yöneticisine girelim. Bir çıkalım. Sonrasında ekranı yukarıdan kaydırdığımızda burada kaydı görüyoruz. Kaydı durdurmak için ise durdur diyoruz. Uygulama bu kadar arkadaşlar. Kaydını anlatayım. Dosya yöneticisinin içerisine giriyorsunuz. Burada zaten direkt klasör oluşuyor. İşte AZ Recorder Free diye. Bunun içinde de az önce çektiğimiz ekran videosunun kendisini bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu işte bizim şu an ellerim serbest. Az önce çektiğimiz video. Evet arkadaşlar, şimdi dilerseniz ben sıradaki uygulamalara geçeyim. AZ Screen Recorder'ın indirme bağlantılarını hemen aşağıdan bulabilirsiniz ve ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz. Sıradaki uygulamamız YT Gaming, yani YouTube Gaming. Bu henüz Türkiye'ye açılmadı arkadaşlar, fakat aşağıdaki bağlantı yardımıyla Fobito'dan uygulamanın APK'sını indirebilirsiniz. Girdiğinizde direkt sizi böyle bir YouTube'daki videolar, trend oyunlar vesaire vesaire diye bir sekme karşılıyor. Bunda arkadaşlar yukarıda profil resminiz var. Kendi Gmail hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Profil resme dokunduğunuzda Go Live'ı göreceksiniz. Go Live'a dokunuyoruz. Burada Record veya Stream var. Stream yayın arkadaşlar. Yani bu YouTube Gaming uygulaması üzerinden dış dünyaya internet yayın yapabilirsiniz. Biz şimdi ekran kaydı yapacağımız için buradan Record'u seçiyoruz. Dilerseniz Stream ve buradan ayarlarını yaparak da canlı yayında yapabilirsiniz. Next dediğimde işte bir tipler mipler bir şeyler veriyor. Hangi uygulama üstünden yayın yapacağımızı soruyor. Ben işte ne bileyim hangisi olsun. Trio'ya Crack olsun. Açalım. Bu uygulamanın şöyle bir avantajı var. Hemen sol altta ekranın videosundaki, daha doğrusu ön kameradan sizin görüntünüzü veriyor. Ben hemen şuna basarsanız kamerayı kapatır. Buna basarsanız mikrofonu kapatır. Alttaki noktaya basarsanız kayıt başlıyor. Ben hemen şu an 3, 2, 1 dedi ve kayıt başladı arkadaşlar. Şu an ekran kaydı var. Altta da benim kafam var. Bu bizim de videolarımız oluyor böyle. YouTube'da da oluyor. Siz de dilerseniz ekran kaydınızı bu biçimde alabilirsiniz. Şimdi hemen size bir de bu videoyu izleteyim. Durdur diyoruz. Trivia Crack'tan çıkıyoruz. Dosya yöneticisine girdiğinizde burada Screencast diye bir tane klasör oluşturuyor kendisi. Bunun içine girdiğinizde videoyu tak diye bulabilirsiniz. Hatta şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu YouTube Gaming üzerinden canlı yayın yapabileceğiniz gibi canlı yayın yapmadan videolarınızı direkt YouTube'a da upload edebilirsiniz. YouTube Gaming'i arkadaşlar aşağıda bulunan bağlantılar yardımıyla Android cihazlarınıza indirebilirsiniz. Dediğim gibi henüz marketlerde yayınlanmadı ama bizde APK'sı var, oradan indirebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla ben de oradan indirdim. Sıradaki uygulamamız Mobizen. Mobizen arkadaşlar direkt burada bir ikon formatında açılıyor. Şu kareler ayarlar. Yine ya bu ayarlar kısmını siz ayarlarsınız. İşte görüntü, ne bileyim video, bilmem ne, ıvır zıvır. Ben direkt hemen size bir ekran kaydını başlatayım. 3. 3 diyor bu sadece. Ve şu an kayıttayız arkadaşlar. Şöyle bir sağ sol yapayım. Ne bileyim, bir geri gideyim. Şuradan bir kafa topunu açayım. Sonra kafa topundan bir çıkayım. Şimdi bakalım videomuz kaydoldu mu? Şöyle açıyoruz. Durdur diyoruz. O duraklatmak, şuna basarsınız da videoyu kaydediyor arkadaşlar. Düzenleme bilmem ne, biz izle diyelim. İzle dediğimizde videomuz gördüğünüz gibi burada cayır cayır duruyor ve ekrana dokunduğumuzda onu izleyebiliyoruz. Şunu bir, evet, gördüğünüz gibi ekran videomuz karşımızda. Yalnız bunda bir dezavantaj var. Altta Recorded by Mobizen yazıyor. Hani bilmiyorum, belki de içeriden kaldırılabiliyordur bu uyarı. Şunu da kapatalım. Evet arkadaşlar, sıradaki uygulamamız ILOS adında bir uygulama. Uygulamayı açtınız arkadaşlar, bu ekran size karşılıyor. Dilerseniz içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Biz direkt Tap to Capture Screen yapalım. İşte ona dokundum az önce. Tekrar görün şöyle. Şuradan Start Capture diyorum. Yukarıya bir notif geliyor. Şu ekrandan çıkıyorum. Notiften Start'a dokunduğum anda, evet sevgili arkadaşlar, ekran kaydımız başladı. Şunu bir açalım, kapatalım. Tekrar bir ileri geri yapalım. Stop diyelim. Bakalım. Siz stop dediğiniz anda ekran kaydı karşınıza geliyor. Bunu şöyle bir kaydedelim. Emulated'ın içinde, Movies'in içinde, ILOS diye bir şeyin içinde kaydedecekmiş. Evet, biz kaydettik. Buradan da dilerseniz dokunarak çektiğiniz ekran kaydı videosunu izleyebiliyorsunuz.
Evet arkadaşlar, iOS'un indirme bağlantılarını da aşağıda bulunan açıklama kısmından bulabilirsiniz. Şimdi hemen sıradaki uygulamamıza geçiyorum. Sıradaki uygulamamızın adı GameDuck arkadaşlar. Şöyle bir açalım GameDuck'ı. Bu GameDuck'a ilk girdiğinizde sizden bir şeyle içeriye login olmanızı, giriş yapmanızı istiyor. Ben Gmail'imle giriş yaptım. Bu bir sosyal ağ aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Yani işte çeşitli insanlar bir şeyler paylaşıyorlar. İşte şu şöyle mi, bu böyle mi, şu bu mu, bu şu mu diye. Uygulamanın içerisinden keşfedersiniz. Yukarıda işte oyunlar, işte takımlar, popüler olanlar, notification'lar, bilmem neler, bir ton bir şey var. Sağ üstte gördüğünüz kamera ikonu veya sağ altta gördüğünüz şu artı ve dikdörtgen gibi şeye tıkladığınızda ekran kaydı başlıyor. Ben direkt kameraya tıklıyorum. Kaydedilecek oyunu seçin diyor. Oyunu seçelim. Ben işte ne diyeyim? Clash of Clans olsun. Bu sefer de yükle diyelim. Yükle dedi, hani normalde internet upload edecekti. Etmiyor desin diye. Şuraya bir ikon geldi arkadaşlar. Bu ikona dokunduğunuzda kayıt başlıyor. Ben şimdi köyüm bir gelsin. Evet, dokundum ve kayıt şu anda başladı arkadaşlar. Şu an Clash of Clans ekranını bu uygulama ile GameDuck ile kaydediyorum. Hatta şu an kaydediyor. Muhtemelen biraz yavaş yükledi. Sizin şansınız oldu o da. Oyun toplam 16 saniyede açıldı arkadaşlar. Kalemde asker yokmuş. Hemen şuradan bir savunma isteği vereyim. Evet arkadaşlar, şimdi Clash of Clans'tan çıkıyorum. Uygulamanın ikonuna dokunuyorum ve şu an kayıt durdu. Bunu kapat diyorum. Şuradan işte klasörde göster, ıvır zıvır uygulamayı da kapatayım. Kaydetme tamamlandı, klasörde göster diyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi videom burada hazır. Dikey çektiğim için muhtemelen aynen böyle gösterecek. Şurada da GameDuck ikonu var. Bu da bir ikon atıyormuş uygulamanın içerisine. Ama gördüğünüz gibi ekran kaydı sorunsuz bir biçimde gerçekleşti. Siz de GameDuck'ı aşağıda bulunan bağlantılar yardımıyla cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Android cihazlarda ekranı kaydedebileceğiniz 5 çalışan uygulamayla karşınıza çıktık. Videonun başında söylediğim gibi her cihazda ve işletim sisteminde bu uygulamaların çalışması ve stabilizasyonu farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden 5'inden birini mutlaka deneyin. Bir tane sizin cihazınızda sorunsuz olarak çalışacaktır diyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Uygulamaları beğendiyseniz ve videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıda bulunan like butonuna basmayı unutmayın. Bize bizim keşfedemediğimiz, sizin gördüğünüz farklı farklı uygulamaları sürekli gönderin. Aşağıdaki yorum kısmından ki biz de onları inceleyebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hemen parmağımla işaret ettiğim yerde oynayan videoya tıklayarak bambaşka bir Fobito videosunu izleyebilirsiniz.